İyiyiz çok şükür. Filiz Hocam, siz bize ilk önce bu kurs hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bayanlar bu kurslara nasıl katılacaklar, nasıl müracaat edecekler? Bize böyle anlatırsanız bayanların da bir bilgisi olur. Kursumuz El Sanatları Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi'nin bahçelerinden mefruşat kursu. Kursumuz ev tekstili ürünleri hazırlama, elemanı yetiştirme kursu. İşkur destekli bir kurs. Hanımlarımız, kursumuza katılmak isteyen hanımlar El Sanatları Eğitim Merkezi'ne başvurularını yapıp nüfus cüzdan fotokopileriyle orada dolduracakları ilgi alanlarına yönelik formlarla ve diploma bitirdikleri en son okul diploma fotokopileriyle müracaat ettikleri takdirde kursumuza gelmek istediklerini beyan etmiş bulunuyorlar. Kurumumuz başvuran kursiyerleri sırayla her kursa 45 kişi davet ederek bu 45 kişinin içerisinden İşkur'un yaptığı mülakatlarla 20 kişi asil, 5 tane yedek üyemiz seçilerek kursumuz başlatılıyor. 20 tane asil üyemizin gelmediği takdirlerde 5 tane kalan yedeğimizden takviye kursumuza ilave öğrenci ekleniyor. Kursumuzda söylediğim gibi ev tekstili ürünleri hazırlama kursu, elemanı yetiştirme kursu. Buradan mezun olan arkadaşlarımız istedikleri bir dalda, yani daha çok tekstil dalında tabii ki iş başvuruları yaptıkları zaman bizden aldıkları belgeler onlara referans olacaktır. Makine ve tesisat eğitimi aldıklarına dair temel dikiş bilgilerini öğrendiklerine dair sertifikalar alacaklar ve bu da onlara iş hayatında referans olacak. Hanımlar burayı bitirdikten sonra iş hayatını değil de evlerinde üretim yapabilmeyi tercih ediyorlarsa eğer, biz evlerinde üretim yapacakları, ev ortamında hazırlayacakları ürünleri de yapmayı aşama aşama öğretiyoruz. Küçük objeler, kırlentler, dekoratif kırlentler, havlular kaneviçeden, iğne oyası küçük fularlar veyahut da seccadeler veyahut da keçe çantalar, kendi ev ortamlarında, küçük odalarında, oturma odalarında, halının üzerinde yapabilecekleri ürünleri, paraya çevirecekleri ürünleri de öğretiyoruz. Bu da onlar için çok büyük bir artı. Çünkü herkes gidip de bir iş yerinde çalışma imkanına sahip olmayabilir. Küçük çocukları vardır, eşleri belki müsaade etmeyeceklerdir. Bunu bu küçük el emeği, göz nuru ürünleri hazırlamayı öğrendikleri takdirde küçük paralar gibi gözüküyor ama hanımların için büyük bir kazanç.